Sayın İl Çevre Müdürüm, ilçe başkanım. Kaymakam Bey buradan. Kaymakam Bey, kusura bakmayın. Yolumuzda hızlı geldik biraz. Çok değerli Bayburtlular. Ve selam bütün Tekirdağ'a neşe veren, çalışan, çabalayan, iş arayan, aş arayan değerli Bayburtlu kardeşlerim. Bu güzel gecede bu güzel tabloyu görmek bizlere yine nasip oldu. Sizleri bu gecenin güzel saatinde, güzel vaktinde hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Değerli arkadaşlarım, Bayburt, tabii Bayburt'tan biraz bahsedeyim. Bayburt'u sevenlerden bir tanesiyim. Bildiğim kadarıyla Bayburt'un 2017 nüfusu 91 bin civarında oldu. Yani Bayburt göç veren bir yer değil, 2016 yılında %14 nüfusu gelişen bir yer. Ve aynı zamanda %51 erkek, %49 kadın sayısı olan bir şehrimiz. Bir tane de hatırlatmak istiyorum. Bayburt Emniyet Müdürü'nün yanında böyle bir şeyler yanlış söylersem kusura bakmasın. Suç olaylarında en az hapishanelerde insan bulamayacak kadar bir güzel şey. Ve bir de küçücük bir tarihinden bahsedeyim. Bayburtların ilk Bayburt'a gelen ve Bayburt'u bölgesine kuran Türkmen kardeşler. Değerli Bayburtlar, sizlerin çok fazla vaktini almayacağım. Siyaset de yapmak istemiyorum. Çünkü burada kurumumun amirleri var. Siyaset yeri de değil. Ama ülkemiz malum belli yerlerden geçiyor. Önümüzdeki günlerde bir referandum sürecimiz var. Ben sadece şunu söylüyorum. Sizler, biz siyasetçiler, bu ülkenin kaderini belirleyecek olan kişiler. Aslında bütün kaderini belirleyecek olan sizlersiniz. Çünkü söz milletin diyoruz, karar sizlerin diyoruz. Şimdi yapmayacak diyoruz ama bu siyaseti yapmadan da olmuyor. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz referandum Nisan ayının içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği bir tarihte olacaktır. O tarihi ben şu anda buradan söyleyemiyorum. Ama hedefimiz Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi masır medeniyetler izasında ve hedefinde ise işte biz parlamenter kardeşleriniz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız bu yola baş koydular. İnşallah evet oyları %65 bandında olur ve Türkiye istikrara kavuşur ve bütün Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve Asya ülkelerinde söz sahibi olur diyoruz. Bu güzel akşamda tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.